Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa adıyla ve bu çerçeve içinde 100 maddelik anayasa önerimizin iftiharla belirtmek isterim ki hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Bu kapsamda titizlikle sürdürülen ön çalışma şu anda elimizdedir. Cumhuriyet'in 100. yılında milletin iradesinden feyzin alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul edip aziz milletimizin takdir ve tensibine sunmasını amaçladığımız sivil anayasa ile yeni yüzyılı lehimize çevirme imkanı doğmuştur. Her zaman millet iradesini ve egemenlik haklarını esas alan, bu doğrultuda fikri ve siyasi mücadelesini kararlılıkla ifa ve icra eden partimiz, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize ve siyasi muhataplarımıza bugün itibariyle duyurmaktadır. Bizim anayasa önerimizde mümkün olduğunca her bir konu tek bir madde içinde düzenlenmiştir. Maddeler içinde anayasal değerde olmayan ve anayasa ile düzenlenmesi zorunda olmayan başlıklar ayıklanmıştır. Ayrıca maddelerde sürekli tekrar edilen bazı hususlar, genel esaslarda tüm maddeler bakımından ortak hüküm haline getirilerek yeni bir tekrara düşülmesi engellenmiştir. Hazırlığını tamamladığımız 100 maddelik anayasa hazırlık önerimizi öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Cumhur İttifakı'nın ana paydaşı olan AK Parti ile paylaşmak hedefimizdir. Ardından yapılacak müzakere ve görüşmeler doğrultusunda diğer partilere de anayasa önerimizi sunmamız söz konusu olacaktır. Çalışmamız son olarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyunun tartışmasına da açılacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'ne göre Türk milleti kurucu iktidar yetkisine dayanarak her zaman yeni bir anayasa yapmaya tam yetkilidir. Devletin genel esasları ilk 5 maddede düzenlenen devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir. Anayasanın 2. kısmında temel hak ve ödevler düzenlenmiş, 1. bölümde tüm haklara dair ortak rejimi belirleyen genel hükümler yer almış, 2. bölümde haklar ve hürriyetler başlığı ile temel hak ve hürriyetler sınıflandırılmadan en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Temel haklara dair genel rejimde hakların bütünlüğü yaklaşımı esas alınmış, sınırlama rejimi tek bir maddede düzenlenmiş, temel hak ve hürriyetlerin korunması kenar başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı, taraf olduğumuz insan hakları sözleşmeleri baz alınarak kanunla belirlenmesi öngörülmüş, hakları düzenleyen maddelerde sadece ek güvencelere yer verilmiştir. Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım gerçek anlamıyla buluşturulmuştur. Anayasanın 3. kısmında 3 bölüm halinde Cumhuriyet'in temel organları, yasama, yürütme ve yargı başlıkları ile düzenlenmiş, yasama organı için milli birliği sağlama, yürütme için kurumsallaşmış başkanlık sistemi, yargı için bağımsız ve tarafsız yapılanma anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıl önce kuruluş felsefesinde var olan milli birliği sağlama misyonunu daha da güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na tarafsız konumuyla milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kanun yapımında, anlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde,
anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir. Yürütme organı başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkanlık sistemi yeni anayasa bütünlüğü içinde kurumsal yapıya kavuşturulmuş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, başkanlık hükümet programının meclise sunulması yöntemi getirilmiş, başkanlık kararnameleriyle kanunların münhasiren yetki alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. Anayasal kurumlarından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Kurumu olarak yeniden yapılandırılmış, Yüksek Öğretim Kurulu'nun oluşumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arttırılmış, yeni bir kurum olarak Türkiye Liyakat Kurumu önerilmiş ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir. 100 maddelik anayasa da bu, değerli arkadaşlar. Bu metni biz kendi aramızda değerlendirerek üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz, sürekli kılacağız. Cumhur İttifakı anlayışıyla paydaşımız olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da vermek suretiyle onların tartışmasını açacağız. Daha sonra Cumhur İttifakı eğer Türkiye kamuoyuyla paylaşılması, siyasi partilerin değerlendirmelerinin alınması, sivil toplum kuruluşlarının da konuyla ilgili görüşlerinin belirlenmesi konusunda bir çalışma düşündüğünde o konuda da Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü katkıyı ve fedakarlığı yapacağımızı ifade etmek isterim.